Bidatın iki anlamı var. Hı-hı. Bir kelime anlamı var. Önceden olmayan bir şeyi yapmak demek. Hı-hı. Islahi anlamı ise malem yedulle aleyhi delilun şer'iyyun. Şer'i bir delil yok. Yani olmaması gerekiyor. Peki şimdi alimler bunu tartışmışlar. Yani hakikaten bunda bir delil yok mu? Bütün alimler ittifakla diyorlar ki bu şer'i, fıkhi anlamda bir bidat olamaz. Neden olamaz? Teravih namazı. Teravih namazı. Hazreti Ömer'in bu bidat kelimesi. Tamam, şimdi ben de şunu merak ediyorum. Abdülaziz Bayındır buna niye itiraz etsin? Hayır, bunca alim hepsi bununla ittifak ediyorsa Abdülaziz Bayındır niye buna... Ümmetin içinde tek bir alim itiraz etmiyor. Bidat demiyor. Ben izah edeyim Hazreti Ömer'in ya ifadesini. Ömer'in bidatını anlattı. Anlatıyorum. Bırak bir şimdi başkasına. Şimdi diyorlar ki bir, la aslu salati. Namazın aslı bidattır diyemez Ömer. Neden? Çünkü peygamber bunu kıldı. Hangisini kıldı? Peygamber o namazı hiç kılmadı. Lütfen hocam yapmayın. O zaman izah edemediniz etti ki. Etti daha ne diyeceğiz? Ne sürekli başa dönüyoruz ya. Sürekli hücresinin içerisindeki kişi uyuyor hocam, uyumuyor mu diye bakacak millet. Ne demekti? Teheccüdü bir lütfedin bir tarif edin. Bir tarif ettim işte uykudan kılınan namazdır. Var işte. Mı elinizde bir tane rivayet peygamber uykudan kalktı da bunu kıldı? Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme teheccüd farzdı. O zaman değildi onun, hocam. Onun dışında bir namaz daha kılmış olması lazım. Hayır değildi. Vacip değildi. Az önce ibaresini okudum. Hocam nafile kelimesi. Nafile kelimesine çok sonra fukahanın verdiği ıslah anlamı hocam, getiriyorsun Kur'an'ın indiği dönemde. Peki usul... namazın aslı bid'at değildir. Onu söylemiş olamaz Ömer. Çünkü peygamber bu namazı kılmıştır. Bid'at şimdi, demiş mi Hazreti Ömer? Ya bid'at diyor ama neden dediğini söyleyeyim. Onu bir anlayalım. Bir dakika.